Hepinize merhaba, ben Ayşe Kadayıfçı. Hani derler ya, çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı bilir diye. Bu seferki tarifim çok gezmem sonucu ortaya çıktı. Hafta sonu gittiğim bir restoranda yediğim ekşi elmalı crumble tartın tadı damağımda kaldı. Ve eve gelir gelmez dedim ki ben seni rafine şekersiz ve glutensiz hemen denemeliyim ve hemen düşünmeye başladım. İstedim ki pratik bir tarif olsun, çok malzeme de kullanmayayım, böyle çabucacık nefsim körelsin ama lezzeti de güzel olsun. O zaman hemen taban için sadece 3 malzeme kullandım. Badem unu, elma özü ve hindistan cevizi yağı. Bir de elmalı, tarçınlı, cevizli bir iç harç hazırladım. Bu iki kalıbın içine doldurdum ve fırında pişirdim. Aynı zamanda da vegan bir tarif olmuş oldu. Bu açıdan da bence çok kıymetli. Badem unu olarak glutensiz ürünler atölyesine ait olan badem ununu bu sefer kullandım. Burası çok kıymetli çünkü özellikle çölyak hastaları için buradaki bütün unlar glutensiz. Yani çapraz bulaşma riski olmayan unlar var. Bu yüzden çölyak hastaları için önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Tarifime hızlıca başlayacağım. Tadı damağımda kaldı. Şu an pişireceğim için de çok heyecanlıyım tekrar. Doyamadım bu tarife. Elma, tarçın ve ceviz zaten bana çocukluğumu hatırlatıyor. Çünkü annem çok fazla elmalı kurabiye pişirirdi. Aklıma onlar geliyor. Hızlıca tarifime başlıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tarifime 2 adet elmamı rendeleyerek başlıyorum. Ben tatlandırmak için başka hiçbir şey kullanmayacağım. Çünkü bu tarifin adı zaten ekşi elmalı crumble tart olacak. O yüzden daha tatlı olmasını istemiyorum. Ama siz isterseniz kuru üzüm, kuru incir tarzı başka meyvelerle de kurularla da lezzetlendirebilirsiniz. Tadını arttırabilirsiniz. Birazcık ceviz, birazcık da tarçın ekleyeceğim. Elmalar yeni çıkmışken yani böyle ekşi ekşiyken tam denemeniz gereken bir tarif olduğunu düşünüyorum. Sululuk oranı, ekşiliği böyle tam kıvamında. Şimdi elmalarımı ocağıma alıyorum. Ve elmalarımı böyle sotelemeye başlıyorum. Elmaların böyle tadı tam kıvamında şu an. Ekşi ve olması gerektiği kadar sulu. O yüzden bu tarifi de denemenin tam zamanı. Birazcık renklerini döndüreceğim ve soteleyeceğim. Elmalarımı ocağımın üstüne aldım ve onları biraz soteliyorum. Böyle yumuşatıyorum onları. Hafif de sularını saldılar. Şimdi içine birazcık tarçın ekleyeceğim. Ben tarçın ve elma uyumunu çok seviyorum. Şöyle toz tarçın ekledim. Birazcık da göz kararı, istediğiniz kadar zevkinize kalmış ceviz kıracağım içine. Tahmini böyle 4-5 tane falan. Şu güzel kokusu için bile bu tarif bence yapılmalı. Müthiş bir koku. Siz dilerseniz bu aşamada kuru üzüm veya kuru incir de biraz ekleyebilirsiniz. O da yakışacaktır. Ama ben ekşi elmanın tadını bozmak istemiyorum. Onun için de başka hiçbir tatlandırıcı, meyve veya başka bir şey eklemiyorum. Birazcık böyle cevizler de lezzet alsınlar. Kavrulmanın verdiği lezzeti alsınlar. Evet, elmalı harcım hazır. Şimdi ocağımı kapatıyorum ve onu soğumaya bırakıyorum. Elmalı harcımı soğurken ben tart hamurumu hazırlıyorum. Bunun için önce kalıplarımı hazırlayacağım. Dediğim gibi bu şekilde iki tane mini kalıp kullanacağım. Bunun önemli noktası burada tabanını ve mutlaka kenarlarını yağlı pişirme kağıdıyla kaplamamız gerekiyor. Aksi takdirde elmaları koyduğunuzda elma bu metalle temas ettiği zaman ısı sebebiyle kararıyor. Onun için mutlaka kenarlarını kaplamak gerekiyor. Şöyle iki parça kesiyorum. Aynen bu şekilde kalıplarımı hazırladım. İçine kağıtlarımı döşedim. Burası çok önemli. Kalıplarım hazır. Şimdi malzememi hazırlıyorum. Taban hamurumu hazırlıyorum. Bunun için ise 1 su bardağı kadar badem unu kullanacağım. Hatta sizin için tart atabilirim. Benim bardak ölçüm 200 ml. 80 gram geldi. 81 gram yazıyor. Yani 1 su bardağı kadar badem unu kullanacağım. Bu da 80 gram. Onu da bu şekilde göstermiş olayım. İçine 1 çimdik tuz ekleyeceğim. Tuz böyle tatları daha çok ortaya çıkartıyor. 1 yemek kaşığı kadar elma özü ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı kadar hindistan cevizi yağı ekliyorum. Erimiş halde. Şimdi tüm bu malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Burası önemli. Güzelce yağ, elma özü ve un bir araya gelmiş olmalı. Burada hatta işin için artık elimi de sokacağım. Onun için şöyle bir eldiven giyiyorum. Şu şekilde çıkartıyorum ve şöyle iyice ufalıyorum. Ve
Evet, burası hazır oldu. Şöyle de görün. Böyle bir hamur olmasını beklemeyin. Böyle iyice ufalayın. Şimdi bu karışımdan 2 yemek kaşığı kadar üst crumble kısmı için ayırıyorum. Şu kadar bir kısmını ayırdım. Kalanını da yine aynı şekilde eşit olmasını istiyorum. Ben tartarak yapıyorum ama göz kararı da yapabilirsiniz. Ve iki kalıbımı dibine paylaştıracağım. Evet, burası 45 gram kadar geldi. Biraz daha az oldu. Onun için bunun içinden de buna biraz ekliyorum. Evet, şu an ikisi hemen hemen aynı oldular. Bu şekilde önüme alıyorum ve elimle bu şekilde bastırıyorum. Gördüğünüz gibi bir hamur tutmuyorsunuz. Evet, bu tabanlar hazır. Şimdi 160 derecede fırında 15-20 dakika kadar kızardıklarını görene kadar pişiriyorum. Yaklaşık bir 15 dakika sonra fırından çıkarttım kalıplarımı. Resmen elimi de yaktım şu an değdiğim için. Siz dikkatli olun bu aşamada. Şöyle şu tarafa doğru çekiyorum onları. Turbo kullandım. Maksimum 15 dakika diyeyim. 160 derece. Üstleri kızarana kadar. Şu şekilde de size gösteriyorum. Çok karartmayın. Elinizi yakmayın. Bu aşamada dikkatli olun. Bunlar böyle çok kararmadan kızardılar. Şimdi sıra geldi elmalı harcımı içine koymaya. Böyle dolduracağım bunları. Tam iki eşit parçaya böleceğim bu harcı. Şöyle kaşığımla bastıracağım. Şimdi en son bu ayırdığım hamurdan parçayı da üstlerine şöyle ufalayacağım. Evet, bu şekilde hazırlar. Şimdi tekrar fırına bunları alacağım. Sadece 5 dakika kadar üst ızgarayı açacağım ve şu üstteki crumble'ların kızarmasını sağlayacağım. O kadar. Elmalı crumble tartlarım hazırlar. Fırından çıkarttım. Birazcık ılınmaları için bekledim ki yine elim yanmasın diye. Şimdi kalıbından çıkartıyorum. Ekşi elmalı crumble'larım hazırlar. Fırından çıktılar. Şu an burası mis gibi kokuyor. Şimdi keseceğim. Çayımı da demledim ve tatlarına bakacağım. Mis gibi kokuyor burası şu an. Aynen bu şekilde de bir hamur oldu. Alt taban oldu. Üstü elma ve üstünde de crumble'lar. Yani anlatırken bile ağzım sulanıyor. Şu an hepiniz için tadıyorum. Hele ılıkken İnanılmaz güzel. Üstüne varsa böyle rafine şekersiz bir top dondurma, vanilyalı dondurmayla da muhteşem olacaktır. Harika bir tarif olmuş, çok lezzetli. Yapanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerin yorumları bizim için çok kıymetli. Daha çok kitlelere ulaşabilmemiz için. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum ve yapanlara şimdiden afiyet olsun.